Herkese merhaba, ben Şina Özel. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizler için koltuk altı kararmamızı nasıl giderebiliriz? Onunla ilgili bir ürün paylaşacağım. Aslında ürünümüz bir yanık kremi ama koltuk altı kararmasında çok çok iyi gelen bir ürün. Şöyle göstereyim size, muhtemelen evinizde vardır. Yani genellikle hani böyle... her evde hemen hemen olan bir krem aslında bu. Evinizde yoksa da eczanelerde çok rahat bir şekilde bulabileceğiniz, işte ne bileyim sağlık ocağında oradaki doktorunuza yazdırabileceğiniz bir krem bu arada. Ben yazdırmadan aldım. Size kalmış bir şey, yazdırmadan da alabilirsiniz. Uğraşmak istemiyorsanız yazdırmadan da alabilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Normal beyaz bir krem. Bunu ne şekilde kullanıyorsunuz biliyor musunuz? Gece yatmadan önce kullanmanızı tavsiye ediyorum ben bu arada. Koltuk altınızı bir yıkayın ya da ne bileyim elinizi birkaç defa ıslatın, yüzümüzü yıkadığımızda yaptığımız gibi birkaç defa koltuk altınızı bir yıkayın, temizleyin. Deodoranttan falan filan telden arındırın, kurutun peçeteyle. Daha sonra şu şekilde koltuk altınıza sürün. Koltuk altınıza yedin. Ondan sonra sabah uyandığınız zaman yine aynı şekilde işte biraz ıslatarak biraz temizleyin. Daha sonra peçeteyle yine kurulayın ya da havluyla kurulayın. Zamanla koltuk altınızdaki kararmaların daha azı düştüğünü göreceksiniz. Hatta yok olduğunu göreceksiniz. Bende de mesela koltuk altında hani çok büyük bir kararma yok. Ama hani şöyle söyleyeyim, benim özellikle şu kısımlarda falan damarlarım falan çok şey oluyor. O birazcık böyle kararmış gibi duruyor aslında. O beni biraz rahatsız ediyor. Birazcık ister istemez hani zamanla işte bir yani bir kararma falan oluşuyor. Aslında en çok kararma şeyden dolayı oluyor. Ağda kullandığımız için oluyor. Yani ben ağda çok eskiden kullanıyordum. Hani küçükken falan ilk alma falan dönemlerimde kullanıyordum. Daha sonra bir daha hiç kullanmadım. Neden? Çünkü bir keresinde ağdayla alırken birazcık derimde kalkmıştı ve çok kötü olmuştu. Onun iyileşmesi çok zaman almıştı, kararmıştı o kısımlar falan. Daha sonra ben de kendime bir makine almıştım ve o makineyi kullanmaya başlamıştım. Üniversiteye giderken de o makineyi kullanmıştım. Daha sonrasında işte sonra kendime bir lazer epilasyon cihazı aldım. Hatta şuralara bir yere, muhtemelen şuraya olacak. Şuraya koyarım onun linkini de. İsterseniz gider onunla ilgili bilgi de alırsınız. O da güzel bir ürün bu arada. Detaylı bilgi için video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum bu arada. Bunu bu şekilde kullanırsanız zamanla koltuk altınızdaki kararmaların daha az düştüğünü göreceksiniz. Bende çok az olmasına rağmen artık birazcık daha az, yani hemen hemen yok gibi bir şey artık o kararmalar. O yokmuş gibi bir şey ve ben kendi hani biliyorsunuz ki bazen tanıdığım insanlara falan da kullandırtıyorum. Çünkü gerçekten net bir bilgi almak istiyorum. Aynı zamanda internette falan da birazcık araştırmalarıma göre kullanan insanlar bu şekilde memnun kalmışlar. O yüzden sizlerle de bir an önce paylaşmak istedim. Bu şekilde aynı zamanda hani evinizde böyle bir krem bulunması hani yanıklarınız falan için de iyi olur. Hani ne bileyim Allah korusun elinize bir yağ dökülür, bir su dökülür, bir şey olur. O zaman da direkt kullanabilirsiniz. Yani evinizde bulundursanız herhangi bir zararı olmaz. Kullanırsınız. Faydasınız görürseniz görürsünüz ki muhtemelen de görürsünüz çünkü ben de gördüm. İnternette yazılanlar da o şekilde. Umarım sizler için de faydalı olur. Umarım sizler de faydasını görürsünüz arkadaşlar. Şimdi bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Mesajlarınıza falan da cevap veriyorum bu arada. Hani kesinlikle cevap vermemezlik etmiyorum. Varsa sorularınız Instagram'dan da sorabilirsiniz. Yorumlara da yazabilirsiniz. Yani size kalmış artık. İstediğiniz ulaşım şeklini kullanarak bana ulaşabilirsiniz. Hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız. Ben hepinize tek tek cevap veriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.